Evet merhaba gençler. Bu testimizde üstü sayılar testi. Yine 16 soru var. Hemen başlayalım. Birinci soruda negatif kuvvetle alakalı soru gelmiş. Burada 3'ün negatif kuvveti ve çift kuvvet dikkat etmek gerekiyor. 1 bölü 9 olacak. Bu negatif bir sayının negatif kuvveti ama tek kuvvet eksi 1 bölü 8 olacak. Burası da ne yapar? 8 kere 1 8. 9 kere 1 9. Bölü 72. Eksi 1 bölü 72 geldi. Edirne doğru cevap. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bulabilir miyim yanlış olanı? Eksi 2'nin tek kuvveti eksi olacak. 8 bu doğru. -3'ün karesi -9, -1. kuvveti eksi -1/9 olacaktı bu. Bu olabilir. -2'nin 7. kuvveti bu doğru. -1'in eksi birin -1. Eksi kuvveti bu doğru. Çift kuvvet pozitif bu doğru. Evet, cevabımız Bursa olacak gençler. Çünkü parantezin dışındaki kuvvet tek kuvvet. Eksinin kalması gerekiyor. O yüzden cevap Bursa. 3. soru bu formdaki sayılara vodal sayısı denilmiş. Buna göre vodal sayısı olan kaç tane rakam vardır? En eşittir sıfır için başlıyorum. Negatif değerler veremem çünkü sonucu negatif yapar. En eşittir sıfır için orası eksi bir olur. Bu rakam değil. Olmaz. Rakam değil. En eşittir bir için orası... 1 çarpı 2 üzeri 1 eksi 1'den 1 olur. Bu oldu. En eşittir 2 için 2 çarpı 2 üzeri 2 eksi 1 4 4 kere 2 8 8 eksi 1 rakam. Evet. Bu da rakam. Bu da rakam. Bu da oldu. En eşittir 3 için 3 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1 rakam değil gençler. 8 27 24, 23. Rakam değil o yüzden iki tane. Sorunun cevabı Bursa. Sıradaki soru dördüncü sorumuz. Üstü sayılarda toplamada kuralımız yoktu. Kural yerine 2 üzeri 7 parantezini alıp 1 artı 1 artı 1 yani ortak çarpan parantezi kullanılıyordu. Bu da 2 üzeri 7 çarpı 3 oldu. Bunun 2 üzeri 7 çarpı 3'ün 6'da birini sormuş. Yani 1 bölü 6. Bu da 2 üzeri 6. O da 64 yapar. Beşinci soru. Eksi 1'in kuvvetlerinden bahsediyor. Parantezin dışında çift kuvvet varsa pozitif olacak. Bu pozitif. Bu tek olduğu için negatif. Bu pozitif. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Ama önünde bir de eksisi var. Yani ne geliyor? Eksi 1'in çift kuvveti 1. Eksi 1'in tek negatif kuvveti 1 negatif önünde var. Artı 1. Eksi 1 üzeri en artı 1 tektir. Oradan eksi 1 geldi. Burası da eksi ile eksi içeridek artı 8 geldi. Sorunun cevabı 9 oldu. 6. soru. Altıncı soruda eksi 2'nin eksi 3. kuvveti negatif kuvvet işareti etkilemiyordu. Negatif kuvvet ifadeyi rasyonel yapıyordu. Orası eksi 1 bölü 8. Bölmeyi çarpmaya çevireceğim. Öbürünü ters çevireceğim. Yani eksi 8 bölü 1 üzeri eksi 1. Hmm. Şöyle baştan başlayayım. Kafamız karışmasın. Şu ifadeyi önce buraya yazalım. Eksi 1 bölü 8'in eksi birinci kuvveti eksi 8 yapar. Burayı ne demiştik? Eksi 1 bölü 8 çarpı eksi 1 bölü 8. Böyle daha kolay oldu. Bu da eksinin tek kuvveti eksi yapacak. Eksi 4 üzeri 4. Eksi 4 üzeri eksi 4 dersek olmaz parantezi koymayacağım. Evet burası 1 bölü 8 çarpı 8. Burası 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Ama eksi olacak. Üsttekini aynen yaz. Alttakini ters çevir çarp. Eksiyi başa attım. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bununla bunu sadeleştir 2. Bununla bunu sadeleştir 2. Bunlarla da bu gitsin. 4 geldi. Cevabımız eksi 4. Yine Bursa oldu. Biraz uzattım sanki bu soruyu. 7. soru. Negatif kuvvet sorusu. Negatif kuvvet ters çevirecek. Eksi 27 olacak. Eksi koydum. Burası yine negatif kuvvet. Tek kuvvet olduğu için eksi kalacak. İfade ters dönecek. Şöyle yazalım. Eksi 8 olacak artı 1 bölü 1 bölü 16. Burası eksi 27'yi bir daha yazdım. Artı 8'i yazdım. Buradan da 16 geldi. 24 eksi 27 eksi 3 edirneği bulduk. 8. sorumuz. Çokgenin içine bir sayı yazılıyormuş. Kenar sayısı kadar çarpılacakmış. Bunu 2 üzeri 3 eşittir 8 diye çıkartıyoruz. O zaman 27 üzeri 4 artı 9 üzeri 5 bölü 3 üzeri 6 27 3 üzeri 3'ün dördüncü kuvveti 3 üzeri 2'nin 5. kuvveti aşağısı 3 üzeri 6. 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti 3 üzeri 12. Burası 3 üzeri 10. Bölü 3 üzeri 6. Ortak çarpan parantezine alıyorum. 3 üzeri 10 parantezine aldım. 3 üzeri 2 artı 1 geldi. Aşağıda da 3 üzeri 6 var. Bölmede üstler çıkartılır. 3 üzeri 4 çarpı 10. 81 çarpı 10. 810 sorunun cevabı uzatmışlar. Uzatmışlar. 9. Sorudayız. 9. Soruda parçalama sorusu. 150 yasal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Şimdi bunu da de vermiş diye ne? Bu a, bu b, bu c, bu da c. O zaman a, b, c kare gelecek denizde. 10. sorudayız. y'nin x değerini soruyor. 2 üzeri p'yi ortadan kaldırmamızı istiyor. Şuradaki ifadeyi bir düzenleyeyim. y eşittir 1 artı 1 bölü 2 üzeri p. Burada da 1'i karşıya atarsam x eksi 1 eşittir 2 üzeri p. Bunu da gelip buradaki 2 üzeri p'nin yerine yazıyorum. İşimiz bitiyor. 1 artı 1 bölü x eksi 1. Payda eşit dersek x eksi 1 artı 1 bölü x eksi 1. O da ne yaptı? Birler birbirini götürdü. x bölü x eksi 1. Adana'yı bulduk. 11. soru. Bu da virgüllü sayılar üzerine. Virgüllü sayıdan hemen kurtulayım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 üzeri 1 bölü 3. Dursun sonra işlem yaparım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Üzeri 1 bölü 2. Bunda zaten bir şey yok. Bu aynen dursun. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. 8 2'nin küpüdür. Bunu dağıtacağız. 1 bölü 3 ü. hatta dağıtılmış halini de yazmak istiyorum. 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 üzeri 1 bölü 3 çarpı 1 üzeri 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Bunlar böyle dağıtılıyor. Paydayı bu kez de yazmıyorum. Aşağıda yazarım. Buradan 2 geldi. Buradan eksi 3 bölü 3'ten 1 eksi 1. 10 üzeri eksi 1'den 1 bölü 10 geldi. 1 üzeri 1 bölü 2 1'dir. Yazmasak da olurdu. Buradan da 1 bölü 10 geldi. Aşağıya şimdi yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 de 1 bölü 100. Şu 1 bölü 10 ile 1 bölü 10'un çarpımı 1 bölü 100 gider. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 de yarımdır arkadaşlar. Cevap denizli. 12. soruya geçtik. 12. soruda A kümesi vermiş. X ve Y A kümesinin elemanı olmak üzere X üzeri Y sayıları elde ediliyor. Buna göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ben şıkların altına olanları yazayım. Bu eksi 8 sayısı. Eksi 2'nin küpü. Eksi 2 ve 3 var mı kümesinde? Evet var. Bu olur. Eksi 1'i de şöyle yazabiliriz. Eksi 1'in küpü diye yazarız. Bunlar da var. Olur. Eksi 1 bölü 2'yi şöyle yazabiliriz. Eksi 2'nin eksi 1. kuvveti diye. Bunlar da kümede var. Olur. 1 bölü 9'u da şöyle yazarız. 3 üzeri eksi 2 diye. Bu da olur. Demek ki Edirne şıkkı olmazmış. 13. sorudayız. 13. soruda işlemin sonucu kaçtır? 2 tabanında yazacağım. Eksi yazıyorum. 16 yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Üzeri bir de eksi 2'si var. Onu da şöyle yapayım. Eksi 2 üzeri 4. Bu eksi bir daha yazdım. Burası 2 üzeri eksi 8 oldu. Şöyle. Buradaki Eksi dışarıya atayım. 2 üzeri 4 olsun. Eksiler birbirini götürsün. Tabanlar aynı üstleri topla. 2 üzeri eksi 4. Geldi. Ceyhan sorunun cevabı. 14. sorudayız. Burada da 5 üzeri x parantezini alacağız. Sadeleştireceğiz. 5 üzeri x'ten kurtulacağız. Şurası 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 5 üzeri x. Aşağıya 5 üzeri x parantezini alacağım. Yukarıdaki kalsın. Aldım. 5 üzeri eksi 1. 1 bölü 5'tir. Artı 5 üzeri x'i aldım. 2 kaldı. 5 üzeri x'ler birbirini götürdü. 1 oldu. Burası da 1 bölü 11 bölü 5. Üstteki aynen yazıldı. Ters çevrildi. Çarpıldı. Ceyhan'ı bulduk. 15. sorudayız aynı mantığa benziyor. Evet. Yukarıya 3 üzeri x hatta tabanlar aynı üstleri topla. 2x artı 3 diye yazıyorum. Aşağısını da 3 üzeri 2x eksi 7 diye yazıyorum. 3 üzeri 2x'ler gidiyor. 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri eksi 7 kalıyor. Burada da çıkartma işlemini yaparsanız 3 eksi eksi 7'den 3 üzeri 10 bulunur. Ceyhan'ı bulduk. Son soruya geçiyoruz. Hmm. Eline kare şeklinde bir kağıt alıp her defasında iki eş parçaya ayrılıyor. Burada iki eş parçaya ayırmış. 2 üzeri 1. Burada 2 üzeri 2. Burada da 2 üzeri 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. 4 parça olmuş. Pardon 3. adımda şu birinciyi parçalamamış. Tamam şöyle olacaktı. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Üçüncü adımda 8 parça. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım gençler. E, 4 parçayı ayırsaydı birinci adımda bu, ikinci adımda bu, üçüncü adımda bu olacaktı. Cevap 4 üzeri 3. O da 64. Dedik. Testi bitirdik. Devamını soru bankasından çözün. Ben yine ikinci testleri çözeceğim. Önce birinci testleri çözüyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.